İzlediğimiz birçok Hollywood filmi ve okuduğumuz sayısız kitap çeşitli melek türlerine ev sahipliği yapsa da insanların yüzyıllardır inandığı birçok melek ve bunların kökenleri çoktan unutulmuştur. Bu tür varlıklara olan inanç her ne kadar öznel olsa da sorgusuz, sualsiz inanılıyor olması ilginçtir. Melek kelimesi haberci anlamına gelen eski İngilizce'deki engelden bu terimde Latin kiliselerinde kullanılan Yunanca engelos teriminden gelir. Orta İngilizce'deki kullanımını da eski Fransızca terim olan angele'den almıştır. İbranice'de ise melek için kullanılan terim melah'tır. Yani bildiğimiz melektir. Melek ve ruh kelimeleri zaman zaman birbirinin yerine geçebilir. Ancak melek teriminin ruhsal bir varlıkla hiçbir ilgisi olmadan kullanıldığı birkaç durum da vardır ve bunlara dikkat etmek gerekir. İncil'de bağlamına bağlı olarak melek aynı zamanda bir insan, yani ilahi olmayan sıradan bir haberci de olabilir. Örnek olarak Malaki 1. bab 1. metne bakılabilir. Fakat bu apayrı bir konu. Ele alınması gereken soru şudur: bu kadar insanın inandığı bu göksel varlıklar esasında nelerdir? Nereden gelmişlerdir ve neye benzerler? Cevap aramaya Tevrat'tan İslam'a geçen melek anlatılarından, yani Rabbin meleği sözünün yer aldığı ve insanlara göründüğünün anlatıldığı İbrani metinlerinden başlamak gerek. Önce bu meleklerin İbrahimi dinlerdeki hatlarını çizmeliyiz ki ilerleyen süreçte mitolojik kökenlerini daha kolay bulalım. Mısır'dan çıkış 3. bab 2 ve 4. metinlere bakarak başlayalım. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor ama tükenmiyor. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor? Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden "Musa, Musa" diye seslendi. Musa "Buyur" diye yanıtladı. Yani metne göre yanan çalıdan önce bir melek Musa'ya görünür, akabinde Rab konuşmaya başlar. Ne kadar insani bir fikir olduğunun farkında mısınız? Hani kral, kraliçe, halkın veya başka bir liderin önüne çıkmadan önce onun gelişini duyuran haberciler vardır ya, işte buradaki durumda tam olarak budur. Melek, Rab gelmeden önce Musa'yı karşılamaktadır. Keruvlara dair sayısız tasvir vardır ki bunlar arasında cennet bahçesinin girişini korumak da yer alır. Tanrı, Adem'le karısını yasak meyveden yedikleri ve artık iyi ile kötüyü bildikleri için ölümsüz olmalarına izin vermez. Adem ve karısını Aden'den, yani cennetten kovar ve tekrar giremesinler diye yaşam ağacının yolunu denetlemeleri için bahçenin doğusuna keruvlar ve her yana dönebilen alevli bir kılıç yerleştirir. Rab, Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi, sonra "Adem iyi ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu" dedi. Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Böylece Rab Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı. Onu kovdu. Yaşam ağacının yolunu denetlemek için de Aden bahçesinin doğusuna keruvlar ve her yana dönen alevli bir kılıç yerleştirdi. Bunlara ek olarak Tevrat'ta ahit sandığı üzerine altından yapılmış 2 adet keruv figürü koyulduğu anlatılır. Buna benzer şekilde bazı bölümlerde keruvlardan cansız varlıklar, figürler olarak bahsedilir. Keruvlar, Yahudi melek hiyerarşisinde Musa bin Meymun'un Mishna Torah'sında 9. ve Berit Menüşah gibi kabalistik eserlerde 3. sırada yer alır. Melek Hiyerarşisi adlı eser, Kerubim meleklerini Serafim ve Tron melekleri ile birlikte en üst sıraya yerleştirir. Kerubim adlı bu melekler Hezekiel kitabında ve bazı Hristiyan ikonlarında Tanrı'nın tahtını tutan 4 kanatlı ve 4 suratlı melekler olarak tasvir edilmiştir. Bu 4 surat tüm vahşi hayvanların temsilcisi olan aslan, yerli ve evcil hayvanların temsilcisi olan öküz, muhtemelen gökselliği simgeleyen kartal ve son olarak insanlığın temsili olan insandır. Bacakları düzdür ve ayak tabanları tıpkı bir boğanınki gibidir ve ışıl ışıldır. Hezekiel'in vizyonlarında bu meleklere dair neler yazılmış ona bakalım. Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. En ortasında insana benzer 4 canlı yaratık duruyordu. Her birinin 4 yüzü, 4 kanadı vardı. Bacakları dimdikti. Ayakları buzağı ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlıyordu. 4 yanlarında, kanatların altında insan elleri vardı. 4'ünün de yüzleri, kanatları vardı. Kanatları birbirine değerek dosdoğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola dönmüyordu. Her yaratığın 4 yüzü vardı. Önde 4'ünün yüzü insan yüzüne, sağda 4'ünün yüzü aslan yüzüne, solda 4'ünün öküz yüzüne, arkada 4'ünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vardı. Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın 2 kanadı yanda, öbür yaratıkların kanadına değiyor, 2 kanatla da bedenlerini örtüyordu. Her biri dosdoğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse sağa, sola sapmadan oraya gidiyorlardı. Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu, ışık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu. Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı. Hezekiel'in başka bir bölümüne bakalım. Baktım, keruvların başı üzerindeki kubbenin üzerinde lacivert taşından tahta benzer bir nesne gördüm. Rab, keten giysili adama, keruvların altındaki tekerleklerin arasına gir. Avuçlarını keruvların arasındaki ateş közleriyle doldurup kentin üzerine közleri saç dedi. Adamın oraya girdiğini gördüm. Adam oraya girdiğinde keruvlar tapınağın güney tarafında duruyordu. Bulut tapınağın iç avlusunu doldurdu. Rabbin görkemi keruvların üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. Tapınak bulutla doldu. Avlu Rabbin görkeminin parıltısıyla doldu. Keruvların kanatlarının sesi dış avludan bile duyuluyordu. Tıpkı her şeye gücü yeten Tanrı'nın sesi gibiydi. Rab, keten giysili adama, keruvlardan ve tekerleklerin arasından ateş al diye buyurunca adam oraya girip bir tekerleğin yanında durdu. Sonra keruvlardan biri aralarındaki ateşe elini uzattı, biraz ateş alıp keten giysili adamın avuçlarına koydu. Adam ateşi alıp oradan ayrıldı. Keruvların kanatları altında insan eline benzer bir şekil göründü. Baktım, her keruvun yanında birer tane olmak üzere 4 tekerlek gördüm. Tekerlekler sarı yakut gibi parlıyordu. 4'ü de birbirine benziyor, iç içe girmiş bir tekerleği andırıyordu. Hareket edince keruvların baktıkları 4 yönden birine doğru sağa sola dönmeden ilerliyordu. Ön tekerlek nereye yönelirse öbür tekerlekler de onun ardınca gidiyordu. Keruvların bedenleri, sırtları, elleri, kanatları ve 4'ünün de tekerlekleri çepeçevre gözlerle doluydu. Tekerleklere dönen tekerlekler dendiğini duydum. Her keruvun 4 yüzü vardı. Birinci yüz öküz yüzüne, ikincisi insan yüzüne, üçüncüsü aslan yüzüne, dördüncüsü kartal yüzüne benziyordu. Keruvlar yukarı doğru yükseldi. Bunlar daha önce Kevar ırmağı kıyısında gördüğüm canlı yaratıklardı. Keruvlar hareket edince yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyor, keruvlar yerden yükselmek için kanatlarını açınca tekerlekler de yanlarından ayrılmıyordu. Keruvlar durduğunda onlar da duruyor, keruvlar yerden yükseldiğinde onlar da yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi. Rabbin görkemi tapınağın eşiğinden ayrılıp keruvların üzerinde durdu. Ben bakarken keruvlar kanatlarını açıp yerden yükseldi, tekerlekler de onlarla yükseldi. Rabbin tapınağının doğu kapısının girişinde durdular. İsrail tanrısının görkemi onların üzerindeydi. Kevar ırmağı kıyısında İsrail tanrısının altında gördüğüm ve keruvlar olduğunu anladığım canlı yaratıklar bunlardı. Mezmurlarda ise keruv meleğinin Tanrı için binek görevi gördüğü yazar. Metin şöyledir: "Sıkıntı içinde Rabbe yakardım, yardıma çağırdım Tanrımı. Tapınağından sesimi duydu, haykırışım kulaklarına ulaştı. O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, titreyip sarsıldı dağların temelleri. Çünkü Rab öfkelenmişti, burnundan duman yükseldi, ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı. Kara buluta basarak gökleri yarıp indi. Bir keruva binip uçtu. Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi." Hezekiel anlatılarının dışında bir başka gelenek onlara farklı fiziksel görünümler atfetmiştir. Bu melekler Batı Hristiyan geleneğinde klasik mitolojideki ve Yunan mitolojisindeki aşk tanrıları Cupid veya Eros'tan türetilen Putto adlı melekler ile ilişkilendirilince küçük, tombul, kanatlı çocuklar, bebekler olarak tasvir edilmeye başlandı. İslam'da Kerubiyyun adlı bu melekler Tanrı'ya en yakın meleklerdir. Doğu bilimleri uzmanı Joseph von Hammer, İslam'daki Ruhul Kudüs'ü Kerubim meleklerinin en asillerinden biri olarak ele almıştır. Diğerleri ise Allah'ın tahtını taşıyanlar veya baş meleklerdir ve Kur'an ayetlerindeki Allah'ın tahtını taşıyan melek motifleri Hezekiel'deki anlatılarla paralellikler gösterir. Fakat mealciler Kur'an'daki bu pagan inanışın izlerini örtmek için taht anlamına gelen arş kelimesini gök diye tercüme etmişlerdir. Halbuki göğün Arapçası semadır ve çoğulu semavatidir. Hemen ilgili bir tane ayete bakalım. "Gök yarılmış ve o gün bitkin bir hale gelmiştir. Melekler onun çevresindedir ve o gün Rabbinin arşını, onların da üstünde 8 tanesi yüklenir." Bir ayete daha bakalım. "Melekleri görürsün ki Rablerine hamd ile tesbih ederek arşın etrafını kuşatmışlardır. Artık aralarında adaletle hükmolunmuş ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denilmiştir." Bu ayetlerdeki arş bizim gök anlamında kullanmaya alıştırıldığımız anlama sahip değildir. Arş tahttır. Meleklerin taşıdığını anlattığı şey Allah'ın tahtı değil de gök olsaydı, o halde kullanılması gereken kelime sema ya da onun çoğulu olan semavati olmalıydı. Dolayısıyla burada da tahtı taşıyan melekler inanışının izleri açık bir şekilde ortadadır. Fakat İnsanları İslam dininde tutmak isteyenler ısrarla kelime oyunları yaparak taht anlamına gelen kelimeyi arş ya da gök olarak çevirmiştir. Halkımızdan Kur'an'ı Arapça okuyarak anlayabilen kişi sayısı bir elin parmakları kadar olduğundan bunlardan anlayanlar da dini kurumlarda üst mevkilere sahip olduğundan bu pagan inanışın izlerini kasıtlı olarak örtmektedirler. Hatta bu inanışı destekleyen rivayetler, hadisler de vardır. Hadislerde Kerubiyyun denen bu melekleri gayet açık bir şekilde görebilirsiniz. Peki Yahudiliğe, Hristiyanlığa ve İslam'a geçen bu Kerubim meleklerinin İbrahimi dinler öncesi kökenleri neye dayanıyordu? Mitolojik melez varlıklar Mezopotamya sanat ve inancında yaygındı. Bu tür varlıklara örnek olarak Sümer Akad mitolojilerinde kartal kanatlarına, aslan vücuduna ve kral başına sahip, görünüşüyle Sfenks'e benzeyen, koruyucu bir ruh olan Lamassu veya Şedu verilebilir. Bu tür varlıklara olan inanış Fenikeliler tarafından da benimsenmişti. Kanatlar sanatsal güzelliklerinden dolayı kısa sürede popüler hale geldi ve çeşitli hayvanlar kanatlarla resmedildi. Sonucunda insanlara da kanatlar verilince melek figürünün kaba taslak şekli de oluşmuş oldu. William Albright gibi araştırmacılar Fenike ve Kenan'da genç Tunç çağında bulunan insan başlı kanatlı aslan figürünün diğer kanatlı yaratıklardan çok daha yaygın olduğunu, bu yüzden kerub melekleriyle özdeşleşmesinin kesin olduğunu savunur. Kerubim meleklerinin grifonlar ile, özellikle de Hitit grifonları ile ilgili olduğu düşünülür. Hitit griffinleri diğer griffinlerin aksine genellikle yırtıcı olarak görünmeyen ve koruyucu bir yapıya sahip gibi sakin ve asil şekilde oturan insan gövdeli yaratıklardır. Griffin kelimesinin Keruvim ile aynı kökenli olabileceğini iddia edenler olmuştur. Yahudi geleneğinde bu meleklerin cennet bahçesinin girişini koruduğuna dair kavrayış, görevi tanrıları temsil etmek ve davetsiz misafirleri geri püskürterek tapınak gibi kutsal alanları koruduğuna inanılan, insanüstü güçlere sahip ve insan duygularından yoksun Semitik varlıklara dair eski inanışlar tarafından desteklenmiştir. Bu kavramlar Salamiyah köyünün 5 kilometre güneyinde yer alan antik Süryani kenti Nimrut'ta bulunan 9. tablet metinlerindeki anlatıma oldukça benzer. Büyük olasılıkla Kerubim meleklerine fırtına rüzgarları olarak inanılmış olması Hezekiel'in vizyonlarında, daha sonraki Samuel kitaplarında, onlarla paralellik gösteren tarihler kitaplarında ve mezmurların erken bölümlerindeki metinlerdeki bir melek üzerine bindi ve uçtu ve rüzgarın kanatları görüldü şeklinde bahsedilen Yahve'nin göksel arabasına dair anlatıların kaynağıdır. İsrail'in Megiddo bölgesinde Nasıra'nın güneyinde bulunan ve yaklaşık 25 metre yüksekliğinde olan Megiddo dağındaki bir metinde Hezekiel'in rüyasına oldukça benzeyen, melek benzeri, melez, kanatlı yaratıklar tarafından tahtına taşınan isimsiz bir kral tasvir edilir. Deluiç, eski Asur'daki kanatlı varlık Şedo'nun adlarından biri olan Kirubu ile büyük, güçlü anlamlarına gelen Karabu terimlerini birleştirir. Karabu adını güçlü yerine merhametli olarak nitelendirenler olduğu gibi İbranice Kerubim adını insanlık adına tanrılara yalvaran şefaatçi varlıklara ve bu tür varlıkların heykellerine atıfta bulunmak için kullanılan bir Asur terimi olan Karibu'ya bağlayanlar da vardır. Tanrı'nın savaş arabasını ya da tahtını taşıyan Keruvim ile Asur'un boğa ve aslandan oluşan devi aynıdır. Esarhaddon metinlerinde kapsamlı bir şekilde tapınağı yeniden inşa edişini anlatır. Tavana seferlerden elde ettiği sedir kirişleri koyduğunu ve bu kapıların süslü, altın tokmaklı, hoş kokulu kapılar olduğunu ve içeride yer alan küçük tapınak alanını komple altınla kapladığını söyler. Sonra kral şöyle devam eder. Her iki tarafına da pirinçten yapılmış kutsal bir lahmu ve kiribu diktim. Agum Kakrime heykelinin tapınağa dikildiği lahmu kutsallığı Anu, Enlil ve Ea'nın öncüllerinden biriydi. Dolayısıyla kutsallıktan söz ederken bahsettiği Kuribu da büyük ihtimalle Babil dininde benzer bir yere sahipti. Musul'daki Fransız konsolosu Botta ilk Asur sarayını ortaya çıkarmıştı. Bu saray İşaya kitabında bahsedilen Sanherib'in babası olan güçlü hükümdar Sargon'un ikametgahıydı. Dikkat çekici bir unsur vardır. O da buradaki kapıların üzerlerinde, önlerinde ve saray duvarları gibi çok sayıda yerde kanatlı aslan ve boğa figürlerinin yer alıyor olmasıdır. Bu figürler öylesine yapılmamıştır. Sahip oldukları muazzam boyutları onların tanrılar veya ilahi kahramanlarla ilişkili olduklarını anlamak için yeterlidir. Sargon Kalesi, Horsabat'taki kanatlı boğalar 1 ila 5 metre yüksekliğindeydi. Asurlular özellikle kapı girişindeki kanatlı boğaları çoğaltmışlardı ve bazıları kapı köşelerine kemer alnını desteklemek için konuyordu. İkisi duvar düzleminde, kapının iki yanında birbirine bakacak şekilde, diğer ikisi ise içeri giren ziyaretçilere yüzleri dönük olacak şekilde yerleştirilmişlerdi. Böylece içeri girecek olan biri hem iki heykelin yan açıdan vücudunu hem de diğer iki heykelin ön cepheden yüzünü görüyordu. Bu da bir yanılsamaya yol açıyor. Sakallı, göğsünde kalın yelesi olan, boynu saç tutamları ile kaplı, tüy dizilerinden oluşan dev kanatları kemer alnına kadar yükselerek bir yelpaze gibi uzayan yaratık görüntüsü oluşturuyordu. Asurluların kanatlı boğalarının farklı formları vardı. 1845'te Ninova'da yapılan kazılarda insan şeklinin bele kadar devam ettiği, insan kollarının olduğu kanatlı, insan başlı aslan heykelleri keşfedilmişti. Giriş alanlarında kullanılan 3,5 metre yüksekliğindeki bu figürlerin gücü simgeleyen abartılı kasları, geniş omuzların arkasından çıkan devasa kanatları, bellerinde düğümlenmiş püsküllü kuşakları vardı. Keruvların biçimi hakkında belirsiz olan pek çok şey olsa da temelinde yatan şeyin vahşi kara hayvanları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Erken Semitik dinlerde, Musevilikte animizme dair izler görmek mümkün. Hangi yönden ele alınırsa alınsın, bu meleğin kökenlerinin Mezopotamya topluluklarının antik dinlerine, efsanelerine, animizme ve Asur, Akad ve Babil'in dev yapıtlarına dayandığı ortadadır. Üzerlerinde yapılan ufak oynamalarla İbrahimi dinlere geçmişlerdir.